Ameliyatta hala. Ama bitmek üzere dediler. Kaç saat oldu ya? Tamam kızım, tamam, çıkıyormuş işte. Abi, ya kurtarılamazlarsa? Ya... Ya biz bu kadar yolu Mesut'un cenazesiyle dönersek geri? Tövbe tövbe ya. Saçmalama kızım. Selin, ağlamaya mı geldik buraya? Bak bakayım ana. O dediğin olursa oturur köpek gibi ağlarız sabaha kadar. Ama şimdi değil güzel. Kardeşimi sağ salim alıp gideceğiz buradan. Hadi sil yaşın, hadi. Allah onu oğluna bağışlayacak. Bize bağışlayacak. Tamam. Tamam. Can alıcı gelmiş canım almıyor. Benim can vermeye de dermanım mı var efendime? Canım efendim oluyor. Nasıl durum? Bitmiş ameliyat. Yoğun bakım alacaklar birazdan. Mesut. Mesut. Müsaade edin. Mesut. Müsaade edin. Müsaade edin lütfen. Kardeşim. Müsaade iyisin abi. Yok. Hocam. Hocam. Biz İstanbul'dan geldik. Biz aynı ekipteyiz Mesut'la. Geçmiş olsun. Herkes haber bekliyor. Durum nasıl? Arkadaşınız çok kuvvetli. 10 saatten fazla sürdü ameliyat. Başkası olsa dayanamazdı. 2 mermi çıkardık vücuttan. 3. karaciğeri parçaladığı için müdahale çok zor oldu. Maalesef içeride bırakmak zorunda kaldık. Devam edemedik. Kanamayı bile zor durdurduk. İstanbul'a nakletmek istiyoruz. Ne zaman götürebiliriz? Bu halde mümkün değil. Nasıl değil? Yapma hocam. Bakın, İstanbul'daki imkanlar buradan daha iyi. Kabul ediyorum. Ama hastayı bu durumda kıpırdatamayız. Kaldıramaz yolculuğu, kaybederiz. Birkaç gün daha beklememiz lazım. Tamam Zeynep, tamam. İyi olacak, merak etme. Selin. Misafirhanede ikinize de yer ayarladım. Eğer dinlemek isterseniz söyleyin, çocuklar bırakır. Yok, olmaz öyle şey. Biz Mesut için geldik zaten. Sağ ol. Hem uyanırsa bizi görür, moral olur. Siz bilirsiniz. Ben bizim çocukları evlerine dağıtayım abi. Size de yiyecek bir şeyler getiririm ha? Sağ ol Oktay. Ne demek abi? Atlatır mı? Hep öyle oldu. İlk kez başında beklemiyoruz. Her defasında gitti geldi, bir yerde tutundu. Ya bu kez tutunamazsa? Konuşmayalım onunla. Yoksa bir başlayınca düşünmeye içinden çıkamıyor insan. Bunca yıldır dostu değil mi? İlk defa geçen gün şehit olmaktan bahsetti. Girdik bir yola, şehit olmak da var. En kıymetlim sana emanet dedi. Ama yok öyle bir şey. Eşek gibi kalkacak ayağa, oğlunun yanına gidecek, hem de sapa sağlam. (Gülüyor)